Olimpist sunar. Akdeniz kebabı yapacağız. Evet. Necmi Usta bizlere bugün komple mutfakta Akdeniz kebabı yapıyor. Bunun için malzeme listemiz 400 gram kuşbaşı et, evet. 3 adet patlıcan, 2 adet kabak, 5 adet sivri biber, 5 adet domates, 3 adet patates, 2 adet havuç, 500 gram ıspanak, 1 litre su, 1 su bardağı sıvı yağ, 200 gram bezelye, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tutam maydanoz, 2 yemek kaşığı un, 1 su bardağı süt, yumurta, kaşar peyniri. Şimdi bütün malzemeleri... Şimdi Akdeniz kebabı. Tabii siz yaparken bir yandan da anlatınız isminin nereden geldiğini, içerisinde ne kadar çeşit sebze olduğunu siz açıklayın. Evet, şimdi Akdeniz'den, isim Akdeniz zaten üzerinde, Akdeniz yöresine ait bir yemek. Bütün sebzeleri kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Bunları doğradıktan sonra tavamızda kızartacağız. Evet, şöyle. Kızarttıktan sonra bunları etten, harmanlayacağız. Tencerenin içinde harmanlayacağız. Harmanladıktan sonra içine kekik, pul biber, kimyon koyacağız. Hı hı. Ve tuzunu atacağız. Ondan sonra bunları bir tane Nescafe fincanına bastıracağız. Tepsiye çevirip tepsiye koyacağız. Ama tabii ki öncelikle fincanı yağlamamız gerekiyor. Yağlamazsak içine yapışır. Evet. Çok çıkmaz. O zaman değişik olacak. Evet, şimdi Akdeniz kebabını yapıyoruz. Fakat sıralamayla yapacağız. Önce patatesi atacağız kızartmak için. Evet. Neden? Eğer önce tabağa atmış olsak yağı karartıyor. Onun için önce patates, ondan sonra patlıcan, havuç ve tabağımızı atacağız. Dilersen ne yapalım Necmi Usta? Peşamel sosumuzu hazırlayalım. Tamam. Yemeğimiz hazır olana kadar. Ben size tencere de vereyim. Şöyle renkli bir tane tencere vereyim. Evet. Akdeniz kebabı için beşamel sos da hazırlanıyor evet, bu arada. Doğru. Şöyle ben size tencereyi yağımız ısınana kadar bir yandan da ıspanak ve şeyi de hazırlayalım. Ispanak da hazırlayacağız. Tabii. Evet. Şöyle. O zaman ben şimdi hemen... ben o ayrıntıyı az önce kaçırdım. Nazlı Hanım'a kendimi vermiştim. Evet. Usta dedi ki kızartma sırası malzemeleri, sebzeleri evet, kızartma malzemeleri, sırası. Evet, evet. Önce bu patates. Çok önemli. Tamam. Şimdi kabağı önce atmış olursak bütün patatesi olsun, patlıcanı olsun, havucu olsun karartıyor. Evet. Ona göre sıralama yapıyoruz biz. Çok güzel. Evet, bu da önemli bir ayrıntı aslında. Şimdi biz hanımlar mutfakta genelde ne yapıyoruz? Pek bunlara dikkat edemiyoruz. Çünkü neden? Biz meslek gözüyle bakmıyoruz evet, yemek yapmaya. Zaten artık böyle yemek yapmakta haşir neşir evet, olduğumuz için. Bir de bir an önce yapalım da güzel bir şeyler çıksın, karnımızı doyuralımın derdindeyiz. Ailemizi evet, doyuralım doğru diye. Yani bayanlar için gerçekten zor. Nasıl zor? Çünkü beyimizi kandıralım da nasıl olsa olsun dedi, değil mi? Öyle diyor sanki. Bak bak bak. Abla olsa böyle hemen, hemen oradan ama böyle gün muhalif bir, olmak için evet, var ya. Evet, geçen gün bir biliyorsun bir şey ben söyledim. Arkadaşım hani dedi ya ben eve gittiğimde hanım hemen iki tane yumurta kırıyor. Evet. Olayı kapatıyor. Aynen öyle. Ama şimdi bu çok güzel bir bilgi aslında. Hep evet, hani biz diyoruz ya komple mutfakta zaman zaman pratik bilgiler de paylaşıyoruz. Necmi Usta diyor ki sebzeli yemek yapacağınız zaman, kızartacağınız evet, zaman kızartma sırası çok önemli. Sıralama çok önemli. Çok önemli. Şimdi bakın biz örnek veriyoruz. Akdeniz mutfağın Akdeniz kebabı yapıyoruz. İçerisinde bakın malzeme listemiz de geldi. Patlıcan, havuç, daha sonrasında kabak, kabak evet, patates koyacağız. Ve sıralamayı siz bir daha tekrar edin isterseniz. Önce patates, ondan sonra patlıcan, havuç, kabak. Evet, burada niye diyor ki Necmi Usta diyor ki önce biz kabağı veya patlıcanı atarsak yağı karartırız ve diğer sebzeler bu sefer kötü olur. Öyle değil mi Usta? Evet, aynen öyle. Tamam. Yani görüntü olarak çok görüntü kötü olur. Olarak kötü olur. Evet, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet, şimdi tenceremize yağımızı evet, koyduk. Evet, peşamel sosu için yağımızı koyduk. Sağ olsun Abdullah Usta. Şöyle dibine de şey yapalım, şöyle biraz daha yağını iyice çeksin. Evet, evet. Tamam, ben aşçı değilim ama mutfakta da becerikli bir bayanım aslında. Evet, şimdi evet, bakın Abdullah Usta bayan... alttan gülüyor. Şimdi ben böyle bir şeyler söyledim. Hep neden? Hep 5 metre şey peşine getirdim. Şimdi Ayşegül Hanım. Ayşegül Hanım. İyice çeksin diyor Usta. Ayşegül Hanım, her bayan bir aşçıdır. Teşekkür ediyorum Necmi Usta. Yani bayan bir evet, sanatçıdır. İyi dinliyoruz hanımlar. Her ama bayan bir aşçıdır. Ben zaten o konuda bayanlara ben bir şey demedim Ayşegül Hanım. Şimdi
Ama bunu uygulamayan bayanlar için dedim. Yani benim arkadaşım diyor ya, akşama geliyorum hanım iki yumurtayla işi bitiriyor dedim. O ama her zaman olmuyor da mutlaka yani. Ama o da iyi bir şey değil mi? Mesela günü kapatıyor. Yani. Şimdi Necmi Usta devam edecekti hanımlarla ilgili bir şey söyleyecek usta. Ne diyordunuz Necmi Usta? Bu önemli. Evet dinliyoruz sevgili hanımlar. Şimdi dediğim gibi yani her zaman olmuyor. Arada biri oluyor. O da ne oluyor? Alışverişe gidiyorlar. Evet. Ya da komşu yanlıştır. Onunla sohbet ederken yemek yapmayı unutuyorlar. Ya gördünüz mü? Necmi Bey gibi böyle anlayışlı beyefendiler de kesinlikle durumu normal karşılıyorlar. Evet yani durumu normal karşılamak lazım. Kadar güzel. Evde mutfağa giriyor musunuz Necmi Usta? Misafir geldiğinde giriyorum. Yani dedim ya ben yemek yapmayı çok seviyorum. Yemeklerle oynamayı çok seviyorum. Severek evet. Yapmak çok önemli tabii ki. Tabii ki yani zaten şimdi bir mesleği olsun ne olursa olsun eğer severek yapmazsan yani hiçbir şey ortaya çıkmaz. Çıkar ama nasıl çıkar? Ama ben yaptığım vakit mesela sevgimi katıyorum ben o yemeğin tabii içine. Tabii sevginizi katarak her işi yapmak çok önemli. Hele yemekleri özellikle. Evet. Şimdi biraz sonra kısa bir aramız, bir dakikamız var. Kısa bir ara vereceğiz. Ama kısa bir ara vermeden önce zamanımız var daha. Şimdi beşamel sos hazırlayacağız. Hemen böyle kısaca sadece ne kullanacağımızı söyleyelim sevgili izleyenlerimize. Aradan sonra yine tekrar tabii. Edelim. Sıvı yağ, un, süt, yumurta ve karabiber. Karabiber, tuz kullanacağız. Tamam. Evet. Buraya alalım. Şimdi ne yaptık? Yağımızı tencereye ilave ettik. 3 yemek kaşığı kadar. Ben öyle gördüm. Evet. Şimdi konuşuyorum ama gözüm kesinlikle tencerelerde ve ne yaptığınızda. Evet. Çok dikkatlisiniz. 3 yemek kaşığı unu koyduk. Sonra ne yapacağız usta? Sonra altını kısacağız. Sütümüzü koyacağız. Tamam. Ondan sonra yumurtamızı kıracağız. Karabiber ve tuzumuzu atacağız. Evet. Yan tarafa alacağız. Çok güzel. Biz şimdi zaman zaman zaten ama burada beşamel sos hazırlıyoruz. Abdullah da bizlere zaten yapıyor. Bunu tabii ki yine sevgili izleyenlerimize hem tekrar olsun hem de yeni izleyenler için bir hatırlatma olsun diye söyledik zaten. Biz de unumuzu Abdullah'a iyice kavuralım. Şimdi yemeklerde, soslarda güzel kavrulması gerekiyor. Ama bu şeyde fırın makarnada fazla kavurmak keşemal sosu çünkü çok aşırı yanmaması, siyahlaşmaması lazım. Tamam. Evet. Tamam, çok güzel. Evet, patateslerimiz de şu anda kızardı gördüğün gibi. Evet, Akdeniz kebabının içeriğinde kabak, patates, patlıcan, havuç, et, kimyon, karabiber, kekik. Bunu şeyin içine... Bunu unutuyorum ben. Evet, fincanın içine. Evet, tamam. Yani Nescafe fincanın içine. Fincanın içine bastırıyoruz ama o fincanı da içine bastırmadan önce fincanı güzel bir yağlıyoruz. Ondan sonra bastırıyoruz. Bastırdıktan sonra tepsiye koyuyoruz. Peşamal sosumuz hazır. Ispanağımızı kızartacağız, kavuracağız daha doğrusu. O topların üstüne ıspanağı koyacağız. Ispanağın üstüne peşamal sosu güzel bir şekilde etrafına güzel bir sunum olacak o evet, zaman. Evet, etrafına süreceğiz. Ondan sonra güzel bir süsleme yapacağız. Fırına verip servise hazır hale getireceğiz. Tamam, çok güzel. Bakın malzeme listemiz de geldi Akdeniz kebabı için. Dedik ki içerisinde patlıcan var, patates var, kabak var, biber var, havuç var. Ve sevgili Abdullah Usta ve Necmi Usta dediler ki bunları ne yapıyor? Sebzeleri küp küp doğrayacaksınız veya da kızartacaksınız. Ama sevgili izleyenler, hanımlar, beyefendiler, yemek yapmayı, bütün yemek yapmayı sevenler için bir daha tekrar etmek istiyorum ben. Akdeniz kebabının sebzelerini kızarttığınız zaman kesinlikle ustalarımız derler ki kızartmanın sırası çok önemli. Neden? Yağın kararmaması ve sebzenin güzel görünmesi için. Evet, aynen öyle. Öncelikle patatesi kızartın, sonrasında patlıcanı kızartın, daha sonra kabak. Evet, en son. En son kabak. Havucu çünkü da kızart. Kabak en son mu? En son. Çünkü tamam. Karartıyor. O zaman havuç kızartacağız. Evet. Havuçları kızartacağız, biberleri kızartacağız. En son da kabağı ekleyeceğiz. Çünkü neden? Kabak karartıyormuş ve içerisinde ıspanak var. Çok güzel. Akdeniz kebabının adı nereden geliyor dedik? Akdeniz'den geliyor. Sebze diyarı. Evet. Akdeniz sebze diyarı. Oradan geliyor. Ve beşamel sos hazırladık. Ustaması hazırladım. Siz anlatın isterseniz. Evet. Beşamel yemek sosu için. Biz nasıl hazırladık? Yarım su bardağı bir sıvı yağımızı koyduk. 3 yemek kaşığı unumuzu. Unumuzu güzelce kavurduktan sonra ve yarım su bardağı sütümüzü içine ilave yaptıktan sonra biraz çırpıyoruz. Az bir şey su, tuz, karabiber ve bir adet de yumurtamızı verdikten sonra şu anda peşamel sosumuz hazır. Ellerinize sağlık. Evet. O zaman şimdi ne yapacağız? Akdeniz kebabı için bizler sebzelerimizi kızartmaya devam edeceğiz.
o karıştı da dursun. Bir yandan da ben bakın patlıcanları çıkartıyorum. Tamam, gerçekten evet. Böyle dolu dolu. Mutfakta bugün tencereler pişiyor, ızgaralar pişiyor. Bir sağımda usta, bir solumda usta. Ben de kızartma yapıyorum. Oh, değmeyin keyfimize. Bugün çok güzel yemekler hazırlıyoruz yine sizlere. Evet, bu arada patlıcanımız kızardı. Patlıcan kızardı. Akdeniz kebabı için patlıcanlar evet. Kızardı. Şimdi havucumuzu atacağız. Tamam. Şimdi dediğimiz gibi yani sıralama çok önemli. En azından yağı heder etmiş olmazsınız yani. Yağ çek, evet doğru, ziyan olmaz. Ziyan çünkü olmaz. Tabii birkaç defa bizler gerçekten ne yapıyoruz? İsraf etmiyoruz. Evet. Yağları kullanabiliyoruz iki defa, tabii üç ki. Defa en az. Çünkü devir ekonomik devre. Evet, aynen öyle. Diyor gerçekten. Ve Necmi Usta'nın dediği gibi de bir antioksidan özelliği olduğu için evet. Doğal antibiyotik zaten. Bol bol kullanmaya aslında dikkat edersek iyi olur. Havuçlar da kızardı Akdeniz kebabı için. Bakın hepsi kızardı malzemeler. O kadar güzel ki Akdeniz geldi aklıma derler. Evet. Tam bir yaz havası. Havalar da ısındı iyice. Evet. Bakın harika rengarenk böyle tam bir renk cümbüşü oldu. Lezzetine değecek yok zaten. Göreceğiz bakalım sunumu da çok güzel olacak. Evet. Şimdi ne yapalım şimdi o zaman? Akdeniz kebabı için ıspanağımızı. Yalnız bunu kızartmayı unuttuk galiba. Evet. Biz bitti diye kaldırdık yağımızı ama kabak daha kalmış. Evet. Alalım bir daha yağımızı usta. Yağımız sıcak zaten. Hemen koyayım ben şöyle yağımızı tekrar domuzumuza. Tamam. Kabak içine atıp. Şunu açabilir miyiz? Onu açabiliriz. Tamam. Bir yandan da ıspanakları pişirelim. Evet. Kabaklarımız işte, kaldı en son. İşte tamam. Bir çay bardağı kadar sıvı yağımızı tenceremize koyacağız. Ispanakları bunun içinde. Tamam. Pişireceğiz. Evet. Pişireceğiz. Kavuracağız daha doğrusu. Aynen öyle. Abdullah Usta çok güzel görünüyor. Gerçekten evet, güzel görünüyor. Yanımızda tencere kullanmadan harika yemekler de yapabiliriz. Her eve lazım. Evet. Burada her ben öyle diyeyim. Lazım. Her mutfağa lazım. Nasıl hanımınız? Ah. Aman. Hemen bu tencere niye bu kadar güzel ısınıyor? Çok çabuk ısındı. Biraz ıspanak atalım Necmi'den. Biraz tuz atmasın. Ya Rabbi şükür diyoruz. Evet. Ama hakikaten Ayşegül Hanım tencerelerini çok kullanışlı olduğu için hemen ısınıyor. Evet, hemen ısınıyor. Lezzet tat şey yapamadığım dolayı. İşte biz alışmışız böyle evet. Fazla farklı yemekler yapmaya. Yani çok yemekler yapmaya. Ama siz bu tencereleri de herhalde şimdiye kadar kullanmadınız. Yok kullanmadık böyle. Yani. Bizim çift tabanlı. Büyük. Evet. Evet. Çift tabanlı kesinlikle el yakmaz ve suyu eşit derecede her tarafa aynı şekilde yaydığı için güzel pişiriyor. Ayrıca ne yapıyor biliyor musunuz Necmi Usta? Efendim? Yemeğinizi pişirdiniz. Siz aşçılar için de çok kullanışlı aslında. Ben hep hanımefendilere diyorum işte sabah kalkın işinizi yapın, yemeğinizi yapın, gezmeye gidin. Akşam gelince yemeğinizi ısıtmadan sofraya koyun. 6 saat kadar yemeği sıcak tutma özelliği var. Oo, çok güzel. Şimdi mutfakta özellikle siz bilirsiniz. Abdullah Usta zaten bunun burada biz yapıyoruz. Mutfakta özellikle mesela yemek yapıldığı zaman siz aşçılar yemeği evet. Sıcak tutmak zorundasınız. Çok da kullanışlı aslında bunun için. Evet. Genelde biz catering firmalarında çalıştığımız için biz yemeği sıcak tutmak için evet farklı yöntemler evet. Yapıyorsunuz. Termobox kullanıyoruz ama bu termobox gibi desenize yani aynen çok güzel. Öyle, aynen öyle. Artık evlerinde hanımlar da bu şekilde tencerelerini kullanacaklar. Yemeklerini ısıtmaya gerek kalmadan sofralarda rahat rahat yiyecekler. Yemeğinizi yapın, kapağını kapatın, gezmenize gidin. Gelin akşam sadece sofrayı hazırlayın, oturun yemeğiniz. Ne güzel. Evet. Bu başka bir aşamadan geçecek mi? Geçecek hani tabii ısıtma, ki. Hani ısıtma, kaynama, fırın falan tabii, görecek tabii hepsi mi? Olacak. Şimdi bunların içine işte dediğim gibi kekik, pul biber, kimyon, karabiber, tuz harmanlayacağız. Onu Nescafe fincanın içine evet. Koyacağız. Bastıracağız, ters çevireceğiz. Tamam. Üzerine tepsiye mi dizeceğiz? Tepsiye bundan? Dizeceğiz. Tamam. Üzerine şey koyacağız. Ispanak koyacağız. Onun üstüne peşamel sosu ve fırına vereceğiz. Tamam.
O zaman ne yapalım? Tepsi olarak ne kullanacağız? Ne istersiniz? Borcam mı? Borcam olabilir bence. Tam altta vardı. Necmi tabi borcamı kullanabilirsiniz. Akdeniz kebabı hazırladı. Sebzelerimizi güzel bir şekilde kızarttık. Kabak, patates, patlıcan ve havuçlarımızı kızarttık. Ve şimdi artık en son aşama yapım aşamasına geldik artık. Evet, harmanlayacağız. Harmanlayacağız bunları. Ondan sonra tepsiye dizeceğiz. Ve fırına atacağız. Tabii bu peçeteyi niçin koyduk altına? Onu da söyleyelim hemen seyircilerimize. Yağını çeksin. Yağını çekmesi için. İyi ki de koymuşuz gerçekten. Evet. Yağını güzel bir şekilde çekmiş. Aynen. Normal kızartma yemeklerde sürekli yağ topladığı için sebzeleriniz. Evet. Onun için evet. Öyle bir şey. Belki yani tepsici böyle... yan yatırıp yağ o zaman süzmesini şey yapabilir. Böyle pratik bilgiler de vermek gerekiyor. Önce sebzelerimizi kızarttık, tepsiye aldık, hepsini harmanladık. Üzerine kekik, pul biber, kimyon, karabiber, tuz attık. Şimdi bunları harmanlayacağız. Bezelyeyi konserveden mi kullanacağız yoksa haşlayacağız mıyız? Konserveden ben kullandım ama nasıl istersen. Tamam. Evet. Şimdi bunları güzel bir harmanlıyoruz. Şimdi bir de bu Akdeniz kebabının sunumu çok önemli evet, özellikle. Evet, tabii ki onu birazdan hep beraber göreceğiz. Güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Çok güzel oldu gerçekten böyle sebzeli kebap. Harika. Fasulye nereden nohutumuz çıktı? Fasulye yapmıştık ya da. Harika bir şekilde ızgaramızda pişti. Evet, evet. Sıvı yağımız var mı? Sıvı acaba? Yağımız var. Usta. Evet, şöyle, buyurun şöyle verin mesela. Kullanabilir miyiz şöyle? Necmi usta. Buyurun. Tamam onu kullanabiliriz. Şişeyi kullanabiliriz fark etmez. Evet sevgili hanımlar, Akdeniz kebabının sunumuna şimdi geçiyoruz. Biraz farklı bir sunum olduğu için dikkatlice izleyin evet, diyorum ben. Fincanımızın evet. İçine çok az bir şey yağ damlatıyoruz. Çünkü bunu içine bastıracağımız için tutmaması gerekiyor. Sonra tepsimizin altına yağlıyoruz. Biraz yağ koyuyoruz. Güzel bir her tarafına yayıyoruz bunu. Fincanımızın sadece dibini mi usta yağlayacağız? Hayır, her tarafını her yağlayacağız onu. Tamam. Evet. Şöyle bakın ben buraya da ıspanağı vereyim size. Beşamel sosumuz da burada evet, hazırlamıştık zaten. Evet, hazır onlar hepsi. Ne yapıyoruz? Bir şekilde alıyoruz. Evet, bakın fincanımızı doldurduk. Bunu bastıracağız böyle İyice birazcık. Bastıracağız. Evet. Tamam. Fincanın her tarafını yağladıktan sonra ama. Tabii ki. Şimdi tepsimize koyacağız bunu. Evet bakın. Ne yaptı? Fincanın şeklini aldı böyle. Evet. Sunum olarak da çok güzel. Çok güzel ve evet. Ve böyle hani mesela evlerde işte veya misafirleriniz gelince... Kişi başı böyle porsiyon hazırlamış gibi de oluyor. Evet, daha aslında güzel. Bunu bir Nescafe fincanından ziyade yine başka elimizin altında kase varsa. Tabii olabilir. Ondan sonra tabii farklı yine bardaklar varsa, değişik fincanlar varsa hangi şekli vermek istiyorsak onunla da yapabiliriz aslında. Evet doğru Ayşegül Hanım. Şimdi bu tutuyor bunu. Evet. Evet. Şöyle ben kaldırayım şuna yani. Görürsün değil mi? Ne kadar evet. Güzel göründü gerçekten. Daha onun üstüne şeyler yapacağız. Tamam. Bir kere mi yağlıyoruz fincanı sadece? Bir defa yağlıyor zaten sebzeler evet, de yağlı. Evet yağlı olduğu için tamam evet. Doğru. Fincanda kaynak sana. Sonrasında üzerine beşamel sosunu gezdireceğiz. Hayır, üzerine ıspanak koyacağız. Tamam. Beşamel sosunu gezdireceğiz. Etrafını sıva gibi yapacağız. Tamam. Ondan sonra kaşar varsa kaşar koyacağız. Fırına atacağız. Tamam. Evet, çok güzel bir sunum oldu gerçekten. Evet, şimdi ne yaptık? Fincanlara Akdeniz kebabını güzel bir şekilde doldurduktan sonra şekil verdik ve Necmi Usta şimdi de daha önceden hazırladığımız ıspanağı güzel bir şekilde kavurmuştuk. Artık kebaplarımızın evet. Üzerine değil ben. Porsiyon aynen. Kebap oldu. Ne yaptık şimdi?
koyuyoruz. Ispanakları evet. Sonrasında beşamel sosla sıvayacağız. Her tarafını kaplayacak. Daha sonrasında fırına göndereceğiz. Biz az kaldı çünkü. Fırında da pişeceği için. Hemen şey yapacağız bunu. Şöyle. Sıvamak lazım. Üstüne koyacağız. Şöyle. Onu zaten biraz daha koyacağız. Kuru olduğu için. İkişer kaşık zaten koysak yeterli geliyor. Evet. Yalnız peşamel sosunun biraz sulu olması gerekiyor ki yukarıdan evet, akabilmesi için. Ya ben bir tane kalmasın. Tamam buna koyun o zaman o kalsın. Tamam bir tane kalsın. Şuna da koyalım o kalsın Ayşegül Hanım. Zaten tamam. Ben ona koymamıştım. Bunu iyice bulayacak mıyız usta evet, biraz daha? Evet iyice bulayacağız. Her tarafı bulanacak evet. Usta. Evet şöyle. Evet bakın ben de dikkatli bir şekilde izliyorum sizler gibi sevgili izleyenler. Ne yapıyoruz? Kebaplarımızın üzerini beşamel sosuyla güzel bir şekilde bulayacağız her tarafını. Kaplayacağız. Kapama olacak. Evet, aynen, daha aynen. Sonrasında ısıttığımız fırınımıza aynen, göndereceğiz. Şu anda hazır. Evet. Şimdi Necmi Usta dedi ki bir atalım. Atın istersen evet. Usta. Şöyle Abdullah Usta yardımcı olabilir mi? Biraz daha açabiliriz fırınımızı. Kaç derecede pişecek usta? O 180 derecede. Tamam. Şimdi Necmi Usta dedi ki kebaplarının üzerine kaşar peyniri rendeleyebilirsiniz. Ama zannedersem bizim mutfağımızda bugün bulamadık. Artık olur böyle ev hali. Da, evet onun biraz daha pişmeye ihtiyacı var ama ne yapalım biz yine gösterelim. Kameramı görsün diye. Çünkü yetiştiremiyor. Tamam. Yetişti sadece biraz daha kızarması gerekiyor. Tamam. Ama vakit kısıtlı biliyorsunuz. Onun da sunumunu yapalım. Daha sonrasında yine bizler fırına göndereceğiz. Sizler evlerinizde üzeri nar gibi kızarana kadar fırında bekleteceksiniz. Güzel bir şekilde evet, pişecek. Altı kalalım. Şey alabilir miyiz? Tamam. Şöyle. Kızarmaya evet, başlamış biz bile. Evde bir 20 dakika daha fazla bekletebiliriz. Evet. Şu anda bizim zamanımız geçti. Nasıl geçtiğini anlayamadık. Onun gerçekten vakit yetmedi. Domates, kaşar, süsleme yapabilirsiniz. Güzel bir şekilde işte dediğiniz gibi bizim zamanımız yetmedi. Bir an önce fırına vermek gerekiyordu. O kadar güzel geçti ki anlayamadınız zaman nasıl geçtiğini. Huzurlu sofralarda tüketiliyorum. Allah'a emanet olun. Bizler yine yarın aynı saatte sizlerin karşısında olmaya devam evet, edeceğiz. Yarın görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar.